Bu yeni ay ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey olur mu bu önümüzdeki hafta ile ilgili özellikle Tabii. ve bu sizinle yayından önce sohbet ederken söylediğiniz önemli bir şey vardı. Kuzey Ay düğümlerinin yer değiştirmesinin ekonomik anlamda da maalesef evet. bir karşı maalesef diyorum. Çünkü evet. iyi bir şey gelmiyor oradan evet. bir karşılığı olacak gibi değil mi? Ay düğümlerinin Koç ve Terazi burçlarına geçmesi dünya süresinde finansal astrolojide piyasaların aşağı yöne dönmesi manasına geliyor. Yani zaten hep resesyon konuşuluyor. Ee, ben bundan 2-3 yıl evvelsinden beri hep 2023 yılının Temmuz ayı sonrasına dikkat çektim. Şimdi o konuştuğumuz zamanlara geldik. Yani resesyonun daha Hı -hı. belirgin bir şekilde konuşulacağı, özellikle Avrupa ülkelerini çok etkileyecek bu yeni ay, Hı -hı. hat çizdiği yerlere baktığımız zaman Avrupa'da ekonomik anlamda sıkışmaların artacağını gösteriyor. Dolayısıyla evet, ekonomik anlamda bir şeylerin, Değişeceği ve yokuş aşağı gidebileceği bir zaman dilimi. Ee, dünya süresinde böylesi dönemlerde bankalar, yatırımla ilgili konularda değişiklikler, sıkışmalar, hı hı. finans sistemindeki önemli değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Amerika'da bankalar battı mesela. Evet, yani Bunun, bunun devamı bunun, gelebilir mi? Hemen bu ayın 17'sinden itibaren, bu ayın 20'li tarihlerinden itibaren bu tip riskler Var. Kendini göstermeye başlayabilir. Yani hemen belki bir anda değil ama hı hı. buradan itibaren e, bunun evet e, ilk e, ayak seslerini almaya başlayacağız. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunu belirtelim ama peki bu tür resesyonlardan e, işte altındır, kriptodur, değerli madenlerdir. Onlar da olumsuz etkilenir mi borsadır yoksa onların e, yolu ayrı mıdır? Şimdi aslında altın... Dünya süresinde aslan burcu kapsamına Hı -hı. giriyor. Venüs aslan burcunda retro. Hı -hı. Zaten burada altın fiyatlarında iniş ve çıkış manasında çok da Tabii. stabil olamayan, çok güvenemeyeceğimiz dediğim gibi iner de demiyorum, çıkar da demiyorum ama stabil olamayan Hı -hı. E, bir durum. Hani bazen öyle bir şey vardır ki sanki bir trend yukarı gider gibi görürsünüz. Bir bir de sonra siz yukarıdan almışsınızdır pat diye düşürür. Triptoda e, yaşanmadı mı? Evet yani bunun gibi. <laughs> e, dolayısıyla ben derim ki. Böyle yine aynı şeyi söyleyeceğim ama çok büyük riskler almadan evet. ne zamana kadar? 4 Eylül'de bitiyor Venüs geri Mesela oralara kadar böyle bir dikkat edebiliriz. Bir de Plüton gezegeninin ay düğümleriyle dik açılarının etkili olduğu aynı zamanda ta 20 Nisan'a geri gideceğim. Hı hı. 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda bir Güneş tutulması olmuş. Sizin yayında da konuşmuştuk evet, o zaman. Evet. Ee, bu Koç tutulmasının Ay düğümlerinin 29 derece Koç Terazi eksenine geçmesiyle beraber tetiklendiği zaman dolayısıyla dünya liderleri, ülkeler arası ilişkiler buralardan itibaren ipler biraz gerilebilir. Gerilecek. Rus hmm. astroloji haritası mesela hmm. Vladimir Putin'in astroloji haritası buralarda tetiklenmeler oluyor. Dolayısıyla bunlar muhtemelen Ağustos ayına yansıyacaktır. Hmm. Hmm. Bir de her zaman tabii aralarda dikkat çekmeye gayret ediyoruz. Böylesi dönemlerde bu zor e, açılarda oluşan yeni aylar döneminde sismik aktivitede de artış oluyor. Geçtiğimiz yayınlarda süper Dolunay'ı konuştuk. Evet, evet. Süper Dolunay'ın gerçekleştiği <laughs> e, günler civarında e, mesela 6.8 oldu Tonga'da hı hı. E, ve e, güneş aktiviteleri çok artmıştı. Şimdi güneş patlamalarının arttığı bir dönem, bu yeni ay civarı da bu tür konulara yani hı hı. hemen bu 17 Temmuz ve takip eden günlere odaklanmalı. 17-23 Temmuz arasında biraz daha tabii bu konularda temkinli olmalı. Ama dünyanın şurasına burasına deyip insanlara endişede yaratmamak için söylüyorum. Hı -hı. Böylesi dönemlerde bu olabiliyor. Evet, ama kesin olur lazım. demek yerine bir istatistik vermiş olalım. Doğru herhalde. çok önemli.